bu hafta izlenecek altcoin'ler diye söylüyor. Ada XRP, Doge, Sol ve yeni kriptodan bahsediyor. Biz yeni kriptodan bahsetmeyeceğiz. Şey mi? Space manya mı? Yazmıyor burada ama. Evet, Space manyaymış. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Sağ olsunlar yakın zamanda çıkmışlar fakat bütün kripto ile alakalı bütün sitelere herifler reklam vermişler. Enteresan bir şey olmuş yani. Yeni hafta içerisinde izlenecek kripto altcoin'ler. Yeni hafta muhtemelen oldukça volatiliteli geçecek. Yarın TÜFE, hemen ertesi gün Fed'in faiz kararı olduğu için tabii bütün bunlar piyasadaki gerginliği oldukça artırıyor böyle piyasayı. Biliyorsunuz bu tarz olaylar gerim gerim geliyor. Bunun devamında açıklandıktan sonra da piyasa açılmaya hazır oluyor. O yüzden bence kararlar verilmeden önce yani yarın ve öbür gün çarşamba gününe kadar biraz daha yatırımcı güzel fiyatlar bulduğu zaman toplamaya odaklanmalı diye düşünüyorum. Zaten buradaki altcoin'ler gayet iyi 10 numara. Sezon içinde olmazsa olmaz diye söyleyebileceğimiz Ada, XRP, Doge ve Sol'u içeriyor. Kripto para piyasası Bitcoin'in Mayıs 22'den bu yana görülmemiş bir seviye olan 44 bin dolara ulaşmasıyla birlikte önemli bir yükseliş yaşıyor. Nisan 2022. Bu yükseliş eğilimi sadece Bitcoin'e sınırlı değil. Sol, Ada, XRP, Doge ve yeni ortaya çıkmaya çalışan kripto parada da var falan tarzında açıklama gerçekleştiriyor. Evet, BTC ile birlikte daha çok şeyi seviyorsanız bakın bu dördünü de ben portföyde bulundurmayı mantıklı olduğunu söylerim. Neden? Çünkü hareketler biraz daha iki iki ayrılıyor. Örneğin Sol ve Ada. Şimdi bunlardaki hareketler BTC ile çok yakın tespit edilir. Bunlar BTC yükselirken zaten kısa süre içerisinde hareket etme kabiliyetleri de çok yüksektir. BTC'nin kısa vade yükselişlerine kayıtsız kalmaz Sol ve Ada ve sürekli tıkır 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 giderler yani açıkçası. Ve bu da tabii pozitif bir durumdur diye söyleyebiliriz. Bir yanda XRP ve Doge var. Bunların hareketleri biraz daha farklı olabiliyor. Sonradan açılıyorlar, sert açılıyorlar. Yani çok sert açılıyorlar ama dediğim gibi sonradan açıldıklarını görebiliyoruz. Bu da örneğin daha çok işte şu anda da yaşadığımız gibi Sol ve Ada'nın bu kadar fiyatları şişik noktalara kadar erişmişken halihazırda XRP ve Doge gibi altcoin'lerin biraz daha düşük noktalardan fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu da onlar için iyi bir alım fırsatı veriyor. Vakti geldiğinde bunlar çok sert açılıyor. Yani ilerleyen zamanlarda Dogecoin'i bir anda ATH'larda görebilir ya da XRP'yi bir anda ATH seviyelerinde görebilirsiniz. Sol ve Ada'dan önce. Bu zamanlarda alım yapmak isteyen de tekrar bunlara yönelebilecektir. Bu şekilde aralarında farklı bir hiyerarşi var. O yüzden hareket bakımından birbirinden farklı olan kripto paraları ama güvenilir olan kripto paraları portföyde bulundurmak gerekiyor ki yatırımcı memnun olabilsin. Ada merkezi olmayan uygulamalarda yeni bir bölüm diye söylüyor. Ada'nın geçmişinden bahsediyor. Ada'nın geçmişiyle alakalı da geçtiğimiz günlerdeki videolarda konuştuk. Tabii bu hafta içerisinde hani böyle yükselişler olmayacaktır. Ama tabii ki de korkunç fiyat patlamaları ilerleyen zamanlarda olur. Ne dedik? Bakın 2 sentlerden öyle değil mi? Nerelere geliyor? 3 dolarlara kadar geliyor. Bu da inanılmaz bir fiyat yükselişini, 150 katlık fiyat artışlarını temsil ediyor. Bu sezon tabii zannetmiyorum ki hani 150 kat yükselsin. Ama emin olun çok ileri fiyatlara yine de Ada Coin'de göz atılabilir. İlerleyen zamanlara kıyasen şu anki fiyatlar çok çok daha düşük, çok çok daha iyi fiyatları temsil etmeye devam ediyor. Sezon içerisinde tabii ki çeşitli görüşler var.
ikihaneli fiyatlara yükseliş babında. XRP'den bahsediyor. Evet, XRP'nin şu an fiyatları ADA ve SOL gibi kripto paralara kıyasen tabii ki daha iyi. Yine XRP'de de geçmişte gördüğümüz, nitekim burada yok. Şuradan hemen kısaca girip bakalım. Burada olması lazım. Var zaten. Şöyle. XRP geçmişte çok 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 küçük fiyatlarda bulunuyor. Ki şurada eksiler de gösteriyor. Ya bundan da şey tabii 2-0'lı fiyatları da var yani XRP'nin. Ve 2-0'lı fiyatlardan 3 dolarlara kadar yani 1000 katın üzerinde yükselişler kaydeden 1100-1200 katlık fiyat yükselişleri yapan bir kripto paradır XRP. Yine dediğim gibi hani bu sezon içerisinde bu şekilde olmaz. Ama yine ikihaneli fiyatların beklendiği bir kripto para birimi olduğu için özellikle şimdiki gibi fiyatlardan toplanabilir. Benzer bir süreç, benzer bir geçmişe sahiptir Doge'da. Burada XRP ile birlikte. Yine çok düşük fiyatlarından çok kısa bir süre içinde 300 kata yakında fiyat yükselişleri yapmıştı. 2.0, 37 ve 73'lere kadar geliyor. İnanılmaz yükselişler kaydetmiş bir kripto para birimidir Dogecoin. Bu noktada Elon Musk'ın etkisi tabii ki çok 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 yüksek. Şu anda da güçlü kalmaya devam ediyor. Yine ayın 24'ünde aynı şekilde ocağın 12'sinde güçlü katalizörleri var. Twitter'ın entegrasyonu hatta diğer altcoin'lerde de alım satım hizmetlerine başlamasını biliyorsunuz yakın zamanda beklediğimiz için bütün bunlarda Doge'u daha ileri noktaya gidebilecek bir kripto para olarak karşımıza getiriyor. Bunlardan bir diğeri olan Solana, Binance'ın da elinde çokça bulundurduğunu bildiğimiz, burada bakınız 1 dolarlık küsuratlardan nerede 1 dolarlar, nerede 200 küsür dolarlar, 200 kata yakın artışlarla çok büyük, çok kuvvetli hareketlere imza atmış bir kripto para birimi. Bu noktada Ethereum'la rekabetleri söz konusu ve gerçekten iyi ilerliyor. Ocak ayında Sol'da tıpkı XRP ve Matic gibi Deribit tarafından listelenecek ve bu sezon içerisinde ortalama yine 4 haneli fiyatların beklendiği bir altcoin olduğu için ben yine alım odaklı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu altcoinlerde durum mesele budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.